Hocam maşallah sokakta her kadının burnu hokka gibi. Yani soruyoruz, aa burnumda et vardı, aldırdım. Bize genç kızlar nişandan önce, hanımlar yeni bir hayata başlamadan önce başvuruyorlar. Bu tür konuşmalardan, bu tür sorulardan muhatap olmayacakları yüze uygun burunlar yapıyoruz yani. Vücutta hangi, nerelere estetik yapıyorsunuz? Her tarafa, saç telinden tutun ayak tırnağına kadar. En çok burun, göğüs, karın germe ameliyatları geliyor. Genellikle şehir efsaneleriyle giriyorlar ve şehir efsaneleri dinlemek benim hoşuma gidiyor. Ama tabii ki ben onları pembe bulutlardan gerçeğe doğru indiriyorum ve dürüst olarak ne olması ne olmaması gerektiğini söylüyorum. Hocam çoklu ameliyatların avantajı var mı? Aşırı çok yapmamak lazım. Aşırı çoka giderseniz bu sefer iyilik yapacağınlar kötülük yaparsınız yani. Burun estetiğiyle meme estetiğini bir arada yapmak mümkün. Kol estetiğiyle göğüs estetiğini beraber yapmak mümkün. Estetik kaygıyı mı ön planda tutuyorsunuz? Yok hayır, bilinenin tam aksine. Burundaki tıkanıklığın göz torbalarını oluşturduğu ve hatta hani bel ağrılarının aslında karındaki kasların gevşemesinin olduğunu kimse bilmiyor. Sadece görsellik değil, aynı zamanda sağlığı da sağlıyoruz. Top taşımaya bindiğinizde böyle göz ucuyla baktığınızda ha bu vaka bana gelse şunu şöyle yaparım dediğiniz insanlar çok. Bir gün uçağa biniyordum. Tabii hostesler bizi karşılıyorlar. Bir baktım bir hostes hanımın burnu felaket. İnanılmaz. Parmağımı kaldırdım. Hostes hanım zannetti ki kahve çay isteyeceğim. Buyurun efendim senin. Efendim dedim bu kötülüğü size kim yaptı? Kızcağız şöyle dondu, durdu ve yanıma çöktü. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Tabii bu vicdan azabı ama yani sonradan düzelttim o burnu. Bir dakika. Gördüm. Burnunuzun kenarında, ucunda böyle ufak bir düzeltmesi gereken böyle köşe var. Çözmem lazım yani mutlaka izin verin. Çözmem lazım. Bırak, geliyorum.